Merhaba arkadaşlar, Sevin'in El Emek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yaptığımız motiflerin lifinin yapılışını başlayacağız. İlk zincirimiz sağlamlaştırma. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincir çekiyoruz. Ucularını birleştiriyoruz. 1, 2, 3 tane ipimi topluyorum. Bir fıstık oluşturuyorum. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane ipimi topluyorum. İkinci fıstığımı yaptım. 2 zincir çektim. 3. fıstığımı yaptım. 2 zincir çektim. Aralarda ikişer zincirimizi çekiyoruz. Toplam 6 tane fıstık yapacağız. Ben fıstıklarımı 3'er ip toplayarak yapıyorum. Fazla kalın olmaması için ipim kalın ip olduğu için fıstıkları çok doldurduğum zaman çok kalın oluyor. İnce iplerde 4-5 kez ipinizi dolayıp fıstıklarınızı daha dolgun yapabilirsiniz. Benim ipim kalın olduğu için 3 tane çekmem yeterli. 3, 6 tane fıstığımızı yaptık. İlk başladığımızın fıstığın başına battım. Aradaki çektiğim zincirin arasına geçtim. 2, 3, 3 seferlik fıstığımı yaptım. 1, 2, 3. Her araya 2 seferlik yaptığım fıstıklarımı yapıp dolduruyorum. Fıstıklarımızın arasında olan boşluklara ikişer ikişer fıstıkları dolduruyoruz. Şöyle göstereyim. Her fıstığın arasındaki iki zincirimizin üstüne iki tane fıstık yaparak bütün araları dolduracağız. Birinci fıstığımı yaptım. İki zincir çektim. 1, 2, 3. İkinci fıstığımı yaptım. İki zincir çektim. Diğer yuvaya geçtim. 1, 2, 3. Birinci fıstığımı yaptım. İki zincir çektim. 1, 2, 3. İkinci fıstığımı yaptım. Kapadım. İki zincir çektim. Öbür diğer yuvaya giriyoruz. Birinci fıstığımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Üçüncü fıstığımı yaptım. Pardon. İkinci fıstığımı yaptım. 2 zincir çektim. Fıstıkların arasındaki araya batıyorum. 1, 2, 3. 3 ipimle topladığım fıstığımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya 1, 2, 3. 3 tane ipimi çekerek bir fıstık yaptım. 2 zincir çektim ve başladığım yerin ucundan ipsiz tutturuyorum. İkinci sıramızı da her boşluğa iki fıstık yaparak dolduruyoruz. Üçüncü sıramızda tekrar araya geçerekten her aralara 2 3 ip alarak 1 2 3 2 tane 2 tane her araya
fıstıklarımızı dolduruyoruz. Her fıstığımızın arasına ikişer ikişer zincir çekiyoruz. 1 2 3. Ben fıstıklarımda 3 seferlik çekimde bir fıstık yapıyorum. Siz daha olgun olmasını istiyorsanız 4 seferlik çekebilirsiniz. Ben çok fazla kalın olmaması için 1 2 3 3 seferde bir fıstık yaptım. 1 2 3 2 aralarda 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 1 2 1 2 3 kapattım. Tekrardan 2 zincir çekiyorum. Öbür yuvaya geçiyorum. 2 3 bir fıstığımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Her yuvaya 2 tane fıstık doldurarak aralarına 2 zincir çekerek bu sırayı da böyle tamamlayacağız. Bir fıstık yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir fıstık daha yapıyorum. 2 zincir çekip diğer yuvaya geçiyorum. 1 2 3 bir fıstık yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 3 bir fıstık daha yapıp diğer yuvaya geçiyorum. Her yuvada 2 tane fıstık yapıyoruz. 1 2 3 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 bir fıstık daha yapıyorum. Diğer yuvaya geçiyoruz. 1 2 3 bir fıstık yapıp 2 zincir çekiyorum. 1 2 ve 3 bir fıstık daha yapıp diğer yuvaya geçiyorum. 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 son yuvamıza da fıstıklarımızı yapalım. 1 2 1 2 3 2 zincir çekip başladığımızın yerin başından ipsiz bir şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. 3. sıramızda da her yuvamızda 2 fıstık yaparak aralarına 2 zincir çekerekten 3. sıramızı da bitirmiş olduk. 4. sıramızda fıstığımızın arasına kayarak 1 2 3 üçlü fıstığımı aldım. Bir fıstık yaptım. Arasına 2 zincir çektim. Burada bir zincir çekip 1 2 3 bir tane fıstık yapıyoruz. Bir zincir daha çekiyoruz. 2 3 bir fıstık yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3 bir fıstık daha yapıyoruz. 2 zincir daha çekiyoruz. Bu araya değil, ikinci araya geçerekten 1 2 3 bir fıstık yapıp kapatıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3 bir fıstık daha yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 bir fıstık yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 bir fıstık yapıp 2 zincir çekip bir fıstık daha yapıyoruz. 4. sıramızda ayrımları belirtmek için araları birer tane boş bırakıyoruz. Bakın, birinci ve ikinci. Bunun gibi
alt dilim olacak. Dilimleri belirlemek için bir arayı doldurmuyoruz. Şimdi bu ara dolmuyor. 1 2 3 bir fıstığımızı yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Aynı araya 1 2 3 bir fıstık daha dolduruyoruz. Yani ikili fıstığı bir yere yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 yanına bir tane fıstık yapıp bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 öbür araya 2 fıstık dolduruyoruz. 1 2 3 ikinci fıstığımızı da yaptık. 2 zincir çektik. Bir boşluk bırakıyoruz. Tekrar öbür fıstıkların arasına geçerekten 1 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3 kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 bir fıstık yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 bir fıstık yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3 fıstığımızı kapatıp burada tekrardan 2 zincir çekip bir ara bırakıyoruz. İkinci araya 1 2 3 burada kafanız karışmasın. 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3 birinci araya 2 fıstık doldurup bir zincir çekiyoruz. İkinci araya bir fıstık doldurup kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Üçüncü araya 1 2 3 birinci fıstığımızı yapıyoruz. 2 zincir çekip bir fıstık daha yapıyoruz. Kapatıyoruz. 2 zincir çekip bir ara bırakıyoruz. Öbür araya geçip tekrar aynı şekilde bir fıstık, 2 zincir, 2 fıstık, bir zincir, arada bir tane fıstık, kapatıyoruz, bir zincir, öbür arada bir fıstık, 2 zincir, bir fıstık daha. Yani artık çoğaltma sırası olduğu için şimdi 2 zincir çekip tekrardan başladığımız yere bağlantıyı kuruyoruz. Dördüncü sıramızda arada bir tane fıstık yaptık. 5, 6 öyle ilerledikçe fıstıklar 2, 3, 4, 5 diye artacak. Şu arayı unutursanız dilimler meydana çıkmaz. Dilimlerin belirlenmesi için aralarda birer yuvayı doldurmadık. Şimdi 5. sıramızda fıstıkların arasına geçiyoruz. 1 2 3 3 fıstığımı doldurdum. 2 zincir çektim. 1 2 3 fıstığımı kapatıyorum. 1 zincir çekiyorum. 1 2 3 bir tane fıstığımı dolduruyorum. Bir zincir çekiyorum. Öbür araya geçiyorum. 1 2 3 bir fıstığımı daha doldurup kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkili fıstığın arasına giriyorum. 3 fıstığımı kapatıyorum. Aynı şekilde 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 ikinci fıstığımı da yapıp ara zincirimi çekiyorum. 2 tane. Bakın. Yani altta bir fıstık tekti. Üstünde 2 tane fıstık tek. Yani yanlardaki sıralama 2 2 fıstık. Teker teker ortadaki fıstıklar. Yanları aralarda 2 fıstık. Ortada tek fıstık. Şimdi
İkinci dilime geçiyoruz. 1 2 3 Fıstığımı kapatıyorum. 1 2 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya 1 2 3 Fıstığımı kapatıyorum. 1 zincir çekiyorum. 1 2 3 Bir tane fıstığımı dolduruyorum. 1 zincir çekiyorum. Öbür yuvaya 1 2 3 Bir fıstık daha yapıyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Çiftli yuvalara 1 2 3 Aynı şekilde 1 2 zincir çekip 1 2 3 İkinci fıstığımı da yapıyorum. 2 zincir çekip bu sefer öbür 3. dilimimize geçiyoruz. Aynı şekilde burada da aynı 1 2 3 Bir fıstığımızı yapıp kapatıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3 Bir fıstık daha yapıp kapatıyoruz. 1 zincir çekiyoruz. Yandaki yuvaya 1 2 3 Bir fıstık yapıp 1 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya 1 2 3 Bir fıstık daha yapıyoruz. 1 zincir daha çekiyoruz. 1 2 3 İkili fıstık olan yerlere 2 zincir çekiyoruz. 2 fıstık yapıyoruz. 2 zincir çekip bakın dilimlerimiz olduğu gibi meydana çıktı. 1. dilim, 2. dilim, 3. dilim 3 4 5 ve 6. 6 tane dilimden oluşuyor. Yanlara 2 tane 2 tane fıstık dolduruyoruz. Arada da çoğaltma işlemiyle 1 2 3 öyle çoğalacak. Bu sırayı örelim. Siz de örün gelin. 6. sıramızdayız. Araya zincirle geçiyoruz. 1 2 3 Ben 3 tane toplayarak bir fıstık yapıyorum. Her fıstığımızın arasına 2 zincir çekiyorum. Aralardaki fıstıklarımızın arasına birer zincir çekiyorum. 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 2 1 2 3 Araya geldiğimiz zaman şu aralarda 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3 Birinci fıstığımızı dolduruyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3 İkinci fıstığımızı dolduruyoruz. 1 zincir çekiyoruz. Araya geçiyoruz. 1 2 3 Bir fıstık dolduruyoruz. Kapatıp 1 zincir çekiyoruz. 1 2 3 Bir fıstık dolduruyoruz. Kapatıyoruz. 1 zincir çekiyoruz. 1 2 3 Bir fıstığımızı doldurup kapatıyoruz. 1 zincir çekiyoruz. İkili fıstık olanlarımıza 1 2 3 Kapatıyoruz. 2 zincir arasına çekiyoruz. 1 2 3 İkinci fıstığımızı da yapıyoruz. 2 zincir çekip ikinci dilimimize geçiyoruz. 1 2 3 Aynı işlem burada. Fıstığımızı kapatıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3 Fıstığımızı kapatıyoruz. 1 zincir çekiyoruz. Aralarda fıstıklar tek oluyor. 1 2 3 Fıstığımızı kapatıyoruz. 1 zincir çekiyoruz. 1 2 3 Fıstığımızı kapatıyoruz.
bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 fıstığımızı kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İkili fıstık olan yere geçiş yaptığımızda 2 3 fıstığımızı kapatıyoruz. 2 zincir çekip arasında ikinci fıstığımızı yapıyoruz. İkinci fıstığımızı da kapattıktan sonra 2 zincir çekip diğer dilime geçtiğimizde aynı işlemi burada da uyguluyoruz. 1 2 3 fıstığımızı kapatıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3 fıstığımızı kapatıyoruz. 1 zincir çekiyoruz. Yani arkadaşlar, anladığınız gibi aralarda birer fıstık yapıyoruz. Kenarlarda ikişer fıstıkla dolduraraktan lifimiz böyle büyüyecek. İlk başta 1, 2, 3 öyle sıralı devam ediyor. Bu sıralar 9 sıra olana kadar örelim. Gelelim. Arkadaşlar 9 tane fıstığım olana kadar ben ördüm. Ayrıyetten üst kısmında kiprik modelini de verdim. Bu lifimize özellikle bu kiprik modeli çok yakışıyor. Onu da size göstermek istiyorum. 1 2 bir trabzan çekiyoruz. 2 zincir çekip tepesine batıyoruz. 1 ikinci trabzan çekiyoruz. 2 zincir çekip tepesine batıyoruz. 2 üçüncü trabzan çekip 2 zincir çekip tepesine batıyoruz. 3 bunun gibi girdiğimiz yuvalara 5'er tane yaparak bir ara veriyoruz. İkinci arada tekrardan yapıyoruz. Yani burası değil, şuraya batıyoruz. Batıyoruz. İpsiz alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir ara bırakıyoruz. İkinci araya tekrardan aynı işlemi yapıyoruz. 2 zincir çekip bir fıstık yapıyoruz. İkinci trabzanımızı yaptık. 2 zincir çekip dibine batıyoruz. İkinci fıstığımızı tepesine yapıyoruz. Fıstık derken küçük tomurcuklar diyeyim ben size. Kipriğimizin üst kısmını. Aralarına zincir çekmiyoruz. Şöyle göstereyim. Bir dilimde tam 4 tane kirpik olmuş oluyor. İlk başta çiftli fıstığımıza bir tane yaptım. Bir ara verdim. İkinci araya battım. Bir ara verdim. Üçüncü araya ikinci kipriğimizi yaptık. Bir ara verdim. Birleştirdim. Bir ara verdim. Üçüncü kipriğimizi yaptım. Aynı işlemi bütün dilimlerimize yapalım. Tekrardan size göstereyim. 1 2 3 4 5. Bir zincir çektim, bir ara verdim. İkinci araya battım. Bir zincir çektim, bir ara verdim. İkinci araya 2 zincir çekiyorum. Tepesine bir tomurcuk. 1 2 trabzana yapıyorum. 2 zincir çekip tepesine batıp bir tomurcuk. 1 2 2 zincir çekip tepesine batıyorum. Tomurcuk. 3 1 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzana yapıp tepelerine böyle ikişer zincir çekip tomurcuk yapıp dibe batıyoruz. Bir ara veriyoruz. İkinci arada birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz.
Tekrardan aynı işlemi 1 2 3 4 5 5 tane trabzanayla kiprimizi oluşturuyoruz. Araya tutturuyoruz. Bir zincir çekip öbür araya batarak aynı işlemi burada da yapıyoruz. Anlayacağınız her dilimde 4 tane kiprik olmuş oluyor. Bu sırayı da bitirelim, gelelim. Arkadaşlar ben lifimizin alt kısmını bitirdim. Aynı dediğim gibi kiprik şeklinde üst kısmını her dilimde 4 tane kiprik oluncaya kadar ördüm. Yani her dilimde 4 tane kiprik oluşuyor. Bir araya batıyorsunuz, bir araya batmıyorsunuz. Yani onun sıralamasını yaptığınız zaman zaten hepsi aynı düşüyor. Bu alt kısmı ben ortaya gelen parçasını da yapmıştım. Parçasını 4 fıstıktan sonra bitirdim. En üst kısmına da 5'er zincir çekerekten diplerine batınca bu şekli aldı. Ben şimdi size lifimizin birleşimini göstereceğim. Tam ortasını bulalım. Birinci orta kısmından dikelim ki kaymasın. Yaptığım motiflerimin ortalarına inci diktim. Böyle daha şık duruyor. Siz de isterseniz yapabilirsiniz. Belli olmayacak bir şekilde ortadaki motifimizi tutturmasını yapalım. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Renklerimiz de çok güzel. Arkada hiçbir şekilde ip görüntüsü olmuyor. Bunu böyle yaptıktan sonra çiçeklerimizi bu şekilde buraya dikeceğiz. Ben bütün çiçeklerimizin arasına inci diktim. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Lifimiz aynı bu şekilde. Ben bunu sağlamlaştırdım arkadaşlar. Şu orta kısmını göstereyim ben size dikimini.
ipimiz görünmeyecek bir şekilde şu ucuları zaten dördüncü sırada dördüncü sırayı eklemiş oluyorsunuz. 4 fıstık itibariyle içinden gezdirerekten dikimini yaparsanız hiçbir şekilde dışta görüntü olmaz. Çok sık dikmenize gerek yok. Önemli olan bunların aynı yere denk gelmiş olması. Şu ucundan tutturduğunuz zaman tamamıyla istediğimiz amaca ulaşmış oluyoruz ve hiçbir şekilde ipimiz de görünmemiş oluyor. Çiçeklerimizi de şöyle tutalım. Ben şuradan giriş yapayım. Fıstıklarımızın içerisinden düz tutalım. Batıp alt çiçeğimizin dibinden battığınız zaman oradan çıkıp ikinci yaprağa geçerek ikinci yapraktan çıkın. Şöyle çevireyim. Aynı yere batıp üçüncü yapraktan çıkın. Fıstıklarımızın içinden gezdirdiğiniz zaman dikiş ipi görüntüsü hiçbir şekilde olmuyor. Son olarak da dördüncü yaprağımızın içinden çıkalım. Çiçeğimizi sağlamlaştırmış olduk. Öbür motifimize geçtiğimiz zaman aynı yerden girip şu şekilde dördüncü yaprağımızdan batalım. Böyle olduğu zaman ip görüntüsü de olmuyor ve çok şık, çok güzel oluyor. Hiçbir şekilde arkada dikiş ipi de çıkmıyor. Motifimizi tam olarak sağlamlaştırmış olduk. Ben bunu komple dikeyim. Siz de dikin. Arkadaşlar, lifimizin dikimini bitirdim. Pembe ile krem renginin güzelliğiyle çok şahane oldu. Lifimiz 3 adet oluyor takım olarak. Bir tane kese lifi, bir tane bu model, bir tane de uzun lif olarak geçiyor. Bu videomda sizinle bunu paylaşmış oldum. Bundan sonraki videomda da bu modelin kese lifini paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yapıp abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.